Arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle minik prenseslerimiz için çok güzel bir elbise çalışması yapacağız. Elbisemizi örmek için yakadan başlıyoruz. Belli artışlarımızı yaptıktan sonra robamızı tamamlayıp kolumuzu Ayırdıktan sonra sadece gövde kısmını örmeye başlıyoruz. Gövde kısmında ise artışlarımızı yine yaparak eteğimizin bu şekilde açılmasını sağlıyoruz. Ben iki renk kullandım. Bir hareket katmak için 3 sıra beyazımı ördüm. Sonra tekrar bir sıra daha beyazımla bitirdim. En son kenar çevirme olarak ana rengim olan yavru ağzımı kullandım. Kollarımızda da aynı şekilde belirleme olarak beyazımı kullandım. Yavru ağzıyla tamamlamıştım. Bir de yakasına kurdelemi geçirdim. Kurdelemi arkası açık olduğu için bu kısma dikerek tamamladım. Bir düğme ve ilikle de bu güzel çalışmamızı tamamlayacağız. Şimdi elbisemizin beden ölçüsüne bakalım. İki tane ip almamız gerekmekte ama epeyce kalmakta ipimiz yavru ağzımız. Ve biraz da beyaz ipimi kullandım. Hemen hatırlatmak istedim. Bir tane ip yetmiyor. 250 metre olan tam 300 metre ise ipiniz 100 gram 300 metre ise çok rahat yetebilir bir tane almanız kafidir 39 santim elbisemizin en uçtan diğer uca uzunluğu tabi şöyle biraz daha açtığım zaman tuttuğum zaman 41 santime çıkmakta 41 santim en üst seviyeden en alt seviyeye sonra şöyle hemen yakamızdan ölçelim 35 santim tam ortadan ölçüyorum tam ortadan ise 32 santim uzunluğunda beden genişliğimize tam kol altından bakıyorum 28 santim beden genişliği etek ucumuzu görelim etek ucumuz gayet açık görüldüğü gibi bakın ortası da toplandığı halde şöyle tutuyorum bir ve şöyle getiriyorum 54 santimde etek genişliğimiz Evet ölçülerimize de baktıktan sonra elbisemizi çalışmaya başlayalım Evet hepinize şimdiden kolay gelsin Umarım gönlünüze göre çok güzel bir elbise olur ve sevdiğiniz minik prenseslerimizin üzerinde görmek kısmet olur kolay gelsin diyelim hemen başlayalım elbisemi örmek için 3 numaralı tığım, 3 milimetre tığım ve kartopu baby one anti peeling özelliği olan ipimi kullanıyorum. Ee, i̇pimiz 100 gram ve 250 metreden oluşmakta. Sizin ipinizde 250 metre ise ikinci bir ipi alarak başlarsanız e, eksik kalma yani yarım kalma durumu olmaz. Ama ipimizin metrajına ve e, gramına bakalım. 100 gram 300 metre ise ipiniz çok çok rahatlıkla yetecektir benim ölçülerimde örerseniz onun için buradaki ipimizin metrajını kontrol ederek başlarsanız bir mi ya da 2 mi ip, ta, ip gideceğini elbisemiz için e, anlamış oluruz ve hazırlıklı işimize başlarız Evet Renk numarasını söylemek istiyorum. Çok güzel, çok tatlı bir renk. K 253. Hemen zincirimizi çekerek başlayalım. Toplamda 64 tane zincirimi çekiyorum. Ve 1-1,5 yaş grubu çocuklarımız için oluyor. İpiniz tabi ince ise ya da daha büyük çocuklarımıza örecekseniz bu zincirimizin sayısını fazla çekerek başlayabilirsiniz. Evet kolay gelsin diyerek hemen zincirimizi çekmeye başlayalım. Kolay gelsin bir tane düğümümü atıyorum ve başlıyorum toplam 64 tane zincir şöyle ipimi biraz rahatlattım bakınız ilmeğimden içine trabzan öreceğim için sıkışık sıkışık zincirler çekmeyelim şöyle elimiz rahat rahat çekelim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tamamlıyorum 64 tane zincirimi çektim. Şimdi zincirimin karşılığındaki ölçüyü görmenizi istiyorum. Birin üzerine tuttum. Ve şöyle bıraktığım zaman 28 santim olduğunu görüyoruz. 28. Zincirimi aldım. Üzerine trabzanlar öreceğiz. Ama çekmiş olduğum zincirden 2 geriye gidiyorum. Bakınız 1 ve 2. 2 geriye gittim. 2 zincir de ilave ediyorum. 1 2 tığımın başını doluyorum ikinci geri geldiğimin üzerine batıyorum ve trabzanımı örüyorum tekrar yapalım bakınız 2 zincir geri geldim 2 zincir ilave ettim elimle tutuyorum tığımın başını doluyorum 1 2 3 4. zincir oluyor 4. zincirin içerisine giriyorum ve 3 defa da alıyorum 1 2 3 bu şekilde toplam 64 tane trabzanımız olacak hiç atlamadan yanındakine batıyorum 1 2 3 bir sonraki 1 2 3 ve bütün zincirlerimi bir dolayıp 3 defada çekerek örüyorum trabzanlarımı bu şekilde oluşturuyorum yakamız için Evet bütün trabzanlarımı örüyorum yani zincirimi tamamlıyorum ve sonunda 64 tane trabzan sayısına ulaşıyorum son trabzanımıza varana kadar ördüm en son trabzanımı da örüyorum 1 2 3 şimdi birlikte sayalım burada 64 tane trabzanımızın olması gerekmekte bir zincirden döndüğümüz yanındaki 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 ve 64 gördüğünüz gibi tam 64 tane trabzanımız var ve birinci sırayı bu şekilde bitirdik. İkinci sıramıza geçelim. İkinci sıramız için 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Örgümün arkasını çeviriyorum. Tığımın başını doluyorum. İkinci trabzanın üzerine birinciyi zincirle ördüm. Batıyorum. 1, 2, 3 defa da aldığım bir trabzan örüyorum. Ve 2 tane zincir çekiyorum. Aynı yere gelerek batıyorum. 1 tane V mi Oluşturuyorum. Bu sıramızı tamamen V'lerle öreceğiz. Tığımın başına doluyorum, bir atlıyorum, ikinciye batıyorum, bir, iki, üç defa çekiyorum. İki zincirimi çekip tekrar aynı noktaya girerek bir tane daha V'mi örüyorum. Tığımın başına doluyorum, bir trabzan atlıyorum, diğer trabzan'a batarak bir trabzan. 2 zincir bir trabzanımı örüyorum. Bu sıramızda bir atlayıp diğerine V'lerimizi kuruyoruz. Tığımın başını doluyorum. Bir atlayıp diğerine batıyorum. Bir trabzan, iki zincir, bir tane trabzan. Tığımın başını doluyorum. Bir atlıyorum. Diğerine batıyorum. Bir trabzan, iki zincir, bir trabzanımı örüyorum ve sıramızın sonuna kadar bu şekilde ilerleyelim V'lerimizi örerek sıra sonuna kadar geldim ama sıramı bitirmedim burada bakınız ilk tekle başlamıştım çıkış için Sonra bir çift ördüm. Çift ördüm. bu şekilde devam ettim. Şimdi bakalım. Kaç tane e, çiftimiz var? Yani V'miz var. Burada bizim toplamda 32 tane V'ye ulaşmamız gerek. 64 tane zincir çektik. 64 trabzanımızı ördük. Üzerine tam yarısı, kaç trabzan ördüysek tam yarısı kadar e, burada V'mizin olması gerekmekte. 32 tane V'miz olacak. Birinci V'miz bu saymıyorum. Buradaki trabzanımı. Bir 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ve 31 31 tane v mi ördüm 32 ve son ve mi de örüyorum bakın Şuradaki en son zincirden döndüğüm yere giriyorum ve buraya da bir tane V'mi örüyorum. 2 zincirimi çekiyorum. Yine aynı yere gelerek batıyorum. 32. ve son V'mi bu şekilde kuruyorum. Şimdi bir tane zincirimi çekip örgümün yönünü çeviriyorum. Zincirin içerisine giriyorum. Ve 1 2 3 3 tane zincir çekiyorum aynı yere. 1 2 3 bir tane daha trabzan ördüm yani iki trabzanımızı iki tane zincirimizi tekrar içeriye giriyorum zemin içerisine bir dolayıp üç defa da çektiğim trabzanımı örüyorum ve yanına bir tane daha trabzanım örüyorum yani burada iki trabzan iki zincir iki trabzanımızı ilk vehmin içerisine ördüm araya zincir çekmeden diğer vehmin bulunduğu noktaya geçiyorum 2 tane trabzanımı örüyorum. bir dolayıp 3 defa da alıyoruz. Artık bunu tekrar edip kafanızı artmayalım. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzanımı örüyorum. 1 ve 2. Tekrar diğer V'ni hep V'lerin içerisine çalışıyoruz. 2 tane trabzanımız, 2 zincirimiz yeniden 2 trabzanımız. Tekrar diğer V'mizi de yapalım. Sona kadar gördüğümüz bütün V'lerimizi iki trabzan, iki zincir, iki trabzan şeklinde örerek tamamlayalım. Üçüncü sıramızın sonuna da geldim. İki trabzan, iki zincir, iki trabzanımızı bütün V'lerimizin içerisine örerek geldim. En son V'mi de ördüm. Şimdi geriye dönerek tekrar bir üçüncü sıraya başlıyoruz. Burada da yine aynı işlemi yapacağız. Fakat aralarda birer zincir çekeceğiz. Bu grupla her grubumuzun arasına bir zincir olacak. Şimdi dönüşümüzü yapalım. Buradaki tek trabzanımıza dokunmuyoruz. Orası kalıyor. Buraya bir zincirimi çektim. Arkasını çeviriyorum. Yine buradaki zincirimin içerisine giriyorum. Eğer toparlayacak gibi olursa trabzanımızın üzerinden şu şekilde bir kaydırma alabiliriz. Evet içerisine giriyorum. 1, 2, 3. Yanına hemen bir tane daha trabzanımı örüyorum. Şu ipim yarımlandı. Hemen görür görmez düzeltiyorum ki hem kötü görüntü olmasın hem de çabuk yıpranmasın. Birinci trabzanımı zincirle ördüm ikinci trabzanımı örüyorum yine ortasına iki tane zincirimi çekiyorum ve iki trabzanımı da ekliyorum iki trabzan iki zincir iki trabzanımı bu şekilde ördüm araya bir tane zincir çekiyorum bu sıramızdaki tek yapacağımız farklı işlem bu gruplar arasındaki birer tane zincir olması devam ediyorum giriyorum iki tane trabzanımı örüyorum ikinciyi ördüm iki zincirimi çektim tekrar aynı noktaya iki trabzanımı ördüm diğer grubuma geçerken bir tane zincirimi çekiyorum tığımın başını doluyorum grubumun iki zincir olan bölümüne giriyorum iki tane trabzan iki zincir iki trabzan ve hemen diğer grubuma geçerken bir tane zincir çekmeyi unutmuyorum. Bakın birinci trabzan sıramız, ikinci V sıramız, üçüncü sıramızda iki trabzan, iki zincir, iki trabzanı hiç arasına zincir çekmeden devam ettik. Dördüncü sıramızda ise yine trabzan gruplarımızı örüyoruz. Arasına bir zincir, aralarına birer zincirle sona kadar ilerliyoruz. Gruplar arası birer zincirimizi çekerek dördüncü sıramızı da tamamladık. Şimdi beşinci sıramıza başlamak için hazırız. Yine kaldığımız yerden bir tane zincirimi çekiyorum. Geçişimi yapıyorum. Diğer taraftan tepesine batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Ve ortadaki iki zincir içerisine giriyorum. Geçiyorum. Ve bir, iki, 3 tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Yanına 2 tane trabzan örüyorum. 2 olan trabzanımızı bu sırada 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan olarak örüyoruz. 1, 2 ve 3. 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan ördüm araya bir zincirimi çekiyorum tekrar girerek 3 tane trabzanım örüyorum 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan bir tane daha trabzanımızı bu sıramızda arttık bir zincirimi çekiyorum tekrar ortaya girerek 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan aralarda da birer zincirimizi çekerek ilerleyelim. Sıramızı yine tamamladım. 1, 2, 3, 4, 5, 5 sıramızı örmüştük. Artık bu arkamız için düğme ve ilik çalışması yeterli. Burayı kapatıp artık tüm örmeye başlayabiliriz. Şimdi trabzanlarımı ben burada ördüm. Bir tane zincirimi araya çekiyorum. Diğer tarafa bağlanıyorum ve buradaki artık ayrı ayrı örmeyi bırakıyoruz şöyle 1 ile 2'nin arasına giriyorum ilmeğimi geçiriyorum artık bir bütün halinde yuvarlak bir şekilde öreceğiz şimdi diğer trabzanın tepesine kayarak geliyorum ve ortaya geçiyorum ve başlıyorum. 1 2 3 burayı kaydırarak geldim ve artık bir yuvarlak haline getirdik. Yuvarlak şeklinde örmeye devam edeceğiz ta ki kollarımızı ayırma yerine gelene kadar bu şekilde yuvarlak bir biçimde öreceğiz. Şimdi şöyle oldu. Geldim yine 3 tane trabzan, 2 zincir, 3 trabzanımızı öreceğiz. Aralarda birer tane zincirimiz, 6. sıramızı da bu şekilde tamamlayacağız. 3 trabzanımı ördüm. 2 zincirimi tekrar 3 tane trabzanımı örüyorum. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzanımı ördüm araya bir zincirimi çekiyorum tığımın başını doluyorum yine ortaya giriyorum 3 trabzan 2 zincir 3 tane trabzan 1 2 ve 3 bir tane zincir araya gruplar arası bir ve buraya batıyorum sona kadar bu işlemimizi tamamlayalım. Sıramı tamamladım. Kaç sıra olduğunu tekrar hatırlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6'yı bitirdim. 7. yi örüyorum. Yine arkadan geçişimi yapıyorum. Şöyle bakınız. Üst üste 3 trabzan, 3 trabzan ördük. Yine aynı şekilde geçiyorum. 1 ile 2'nin arasına girerek batıyorum. Burada bir tane zincirimi çekmiştim. İlmeğimi kaydırıyorum ve diğer ilmeğin üzerine yani trabzan üzerine batırıp ilmeğimi yine geçiriyorum zincirimin bulunduğu noktaya gelip bu sıramızda da yine 3 tane trabzan 2 zincir 3 trabzan aralarında bir zincir yani işlemimizi aynı şekilde yineliyoruz 1 2 ve 3 bir tane zincirimi çekiyorum yine ortaya gelerek batıyorum 1 2 ve 3 2 zincir arada 3 tane trabzan 2 ve 3 bu sıramızı da aynı şekilde tamamlayalım sıramızı yeniden tamamladık şimdi kollarımızı gövdemizden ayıralım 1 2 3 4 5 6 7 toplam 7 sıramızı ördük. Şimdi ayırma işlemimizi yapalım. Burada 32 tane grubumuz vardı. 32 grubumuzu 8 8 olarak bütün bölümlerimizi ayıracağız. Önce arkamızdan başlayacağız. 1 2 3 4. Önce bir yanına bakınız. 1 2 3 4 olarak sayıyorum ve hemen işaretimi bu noktaya takıyorum. Sonrasında diğer 4'ü sayıyorum. Toplamda arkamız 8 olacak. 1, 2, 3, 4. 4 bu tarafta kalıyor ve yeniden işaretimi takıyorum. 8 kolum için ayıracağım. Burası arkamızı şu şekilde bakınız ayırmıştık. 4 ve 4 toplamda 8 oldu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi 8 tane kolumuza sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 6 7 8 8 tane kolum için saydım ve hemen takıyorum. Şimdi diğer kolumuzu da sayalım. Kalan önümüze kalsın. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 de burası kolumuz. Diğer önümüze bir işaretten bir işarete 8 kalacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Bu şekilde bölümlerimizi ayırdık. Şimdi birleştirebiliriz. Şöyle bakınız işaretlerimizi şu şekilde ayıracağız. Şöyle buradan sonrasında ise elbisemizin gövde kısmına geçeceğiz. Şimdi birleştirme işlemini yapalım. Yeni sıraya geçişimi yapıyorum. araya batıyorum bir zincirimi çekmiştim ilmeğimi kaydırıyorum şimdi diğer şurada görmüş olduğum trabzanımın üzerine geliyorum ve bu trabzanımın üzerinden örmeye başlıyorum 1 2 3 3 tane zincirimi çektim sonra yanındakine batıyorum ikinci trabzanımı ördüm ve ortaya giriyorum 3 tane trabzanımı ördüm 2 zincir çekiyorum bir tane ortaya örüyorum yani iki zincirimi bulunduğu yere sonrasında dışarıdaki iki trabzanı birer birer örüyorum bir ve iki bir ortaya iki de kenardakilerini ördüm baştaki ve son trabzanımı örmedim yine üç tane trabzan iki zincir üç trabzanımı ördüm ama burada yapmış olduğum işlem birinci trabzanı örmedim iki trabzanın üzerine ve bir tanesini boşluğa araya iki zincirimi çektikten sonra bir tane trabzanın boşluğa ve diğer iki trabzanın örerek üç trabzana ulaştım bir tane zincir araya çekiyorum bir trabzan atlayıp ikinci trabzanıma batıyorum ikinci trabzanımı örüyorum diğerin üçün üstüne iki ördüm sonra boşluğa yani iki zincirimin içerisine üçüncü trabzanım örüp iki zincir çekiyorum ve yeniden zincir içerisine girerek bir tane trabzanımı örüyorum ve iki trabzanımı da ördükten sonra son trabzanımı bırakıyorum gruplarda ilk trabzanı ve son trabzanımızı örmüyoruz ve gövde kısmını bu şekilde başlattık bir tane zincirimi çekiyorum birinciyi atlıyorum ikinciye batıyorum ikinciyi ördüm Üçüncü trabzanımın üzerine ikinciyi ördüm ve bir tane de boşluğa ördüm. İki zincirimi çekiyorum. Tekrar bir zincir içerisine, iki de kenardaki trabzanımı örüp üç tane trabzan'a ulaşıyorum. Araya bir zincir, bir atlayıp diğerine batıyorum. İkinciyi. 3'ü zincir içerisine tekrar iki zincir çekiyorum. Trabzanlarımın ikisini örüyorum. 1 ve 2. Şimdi işaretime bulunduğu yere geldim ve bir zincirimi çekiyorum. İşaretimi şöyle tutuyorum. Diğer işaretimin olduğu yere geldim. Bakınız bir işaretten diğer işarete kadar 8 grubumuz vardı. Şöyle büküyorum. Sıramın başını doluyorum. İkincisine batıyorum. Birinciyi örmüyorum. İkinciye batıyorum ve ilk kolumu bu şekilde ayırıyorum. İkinci trabzanımı ve ara boşluğunu örüyorum. İki zincir. Tekrar bir, Bir tane zincir ve kalan diğer bütün grubumu önümüz için ayırdığımız trabzanlarımızı işaretimize kadar örüyoruz. İşaretli yerimizden diğer işaretli yerimize kadar örerek geldim. Bir de şöyle bakalım. Buradan birleşmemizi yapmıştım. Bunları çıkaralım şöyle. Bu kolumuzu birleştirdik. Önümüzden örerek ilerledim. Şimdi diğer işaretimin olduğu yere kadar geldim tam işaretimin dibindeyim burada birleştirme yaptım şimdi bir tane zincirimi bu yönde çektim yine kolumuz için ayırdığımız 8 tane grubumuzun hepsini şöyle büküyorum 8'i içeride kalıyor bakın 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 içeride kalıyor tığımın başını doluyorum ikinciyi batarak birinci trabzanımı örüyorum ve sonrasında devam ediyorum iki tane zincir yine bir tanesini içe diğerlerini trabzan üzerine örüyorum araya bir tane zincir giriyorum İki zincirim tekrar bir tanesi sona kadar ilerleyelim. Zincirimizin gövdesini kolundan ayırdık. Gayet güzel oldu. Şöyle arkasından da görelim. Arkasından düğme ve ilik yerimiz dörder dörder ayırdık. Şöyle de önden görünümümüz gayet güzel oldu. Şimdi diğer sıramıza geçelim. Evet şimdi bir tane zincirimi çekmiştim. Geçişimizi yapalım. Ve bu öreceğimiz sıra gibi birkaç sıra daha ardı ardına örmeye devam edeceğiz e, gövdemizin ilk bölümünde. Şimdi ikinci trabzanımın üzerine batıyorum. Bakın birinciye değil ikinciye batıyorum. İlmeğimi kaydırıp üzerine bir, iki, üç tane zincirimi çekiyorum. Yanındakine batıyorum. İki tane trabzanım oldu. Ve buraya iki tane trabzan daha örüyorum ortaya. Toplamda 4 trabzana çıkardık. Yani bir tane artışımızı yaptık. 2 zincir çekiyorum. 2 tane trabzanımı örüyorum. Bir tane dıştaki trabzanımı 3 oldu. Dördüncüyü de bir yanındakine örüyorum. Toplam 4 tane trabzanımız, 2 zincirimiz, 4 trabzanımız oldu. İkisi içte, ikisi diğer trabzanların üzerinde. Araya bir zincir çekiyorum bir trabzan atlayıp ikinci trabzanıma batarak iki trabzanı trabzan üzerlerine örüyorum. Sonrasında diğer iki tane trabzanı ise zincirimin içerisine bir ve iki. İki zincir tekrar zincir içerisine iki tane trabzanımı örüyorum. Ve trabzanlarımın üzerine birer birer yeni trabzan örüyorum trabzanlar üzerine burada yaptığım işlem gibi bütün sıramızı tamamlayalım sıramızı tamamladım 4 trabzan 2 zincir 4 trabzanım ördüm en son bir tane kaldı o grubu da sizlerle birlikte çalışalım hem de pekişmiş olsun Şöyle görelim. Bakın bir trabzanı atlayıp iki trabzana iki tanesini ördüm. Ortaya ikişer tane trabzan, iki zincir, iki trabzanımızı ördüm. Şimdi grubun sonuna geldim. Aralarında birer tane de zincirimizi çekiyoruz. En sonu yine ikincinin üzerine batıyorum. Bir, yanındakini örüyorum. 2 i̇ki. i̇ki de grubun ortasına 3 ve 4 İki tane de zincirimi çekip tekrar ortaya girerek iki tane trabzanımı örüyorum. İki trabzanımı da ortaya ördükten sonra diğer alttaki iki trabzanın da üzerine örüp toplamda dört trabzana ulaşıyorum. Ve bundan sonraki sıralarımızda da birkaç sıra dörder trabzan halinde örerek gideceğiz ki birdenbire artış yapmıyoruz. Şimdi geçişimizi yapalım. Geçişimizde ise Bakın 1 ile 2'nin arasına gelerek batıyorum. Burada bir tane zincirimi çekmeyi unutmuyorum. Buraya geliyorum. Artık ortaya bir tane öreceğiz. 1, 2, 3. İkinci trabzanımı örüyorum. Üçüncü trabzanımı örüyorum. Ve buraya bir tane trabzanım örüyorum. Ortaya bir oldu. Bir geri çekildik. Altta 4 tane vardı. Bir geri çekilip 3'ü örüyoruz. Ortaya ise bir tane trabzanımızı yerleştiriyorum. İki zincirimi çektim. Bir trabzanımı örüyorum. Ve üç tanesini birer birer üzerlerini örüyorum. Toplamda 4 tane trabzanı oluyor. Bundan sonraki sıralarımızı birkaç sıra bu şekilde öreceğiz. 3 trabzan, trabzanların üzerine bir trabzan da ortaya. Araya bir zincirimi çekiyorum. Bir trabzan atlayıp diğerine batıyorum. 3 tane trabzanım ortaya bir trabzan toplam 4 2 zincir bir trabzan ve kalan 3 tane trabzanımı da örüp 4 trabzan sayısına ulaşıyorum ve kenarlarda birer tane trabzanım kalıyor araya bir zincir ve yine ikincisinden başlıyorum birincisini örmüyorum ikinci üçüncü dördüncü örüyorum ve bir tane daha ya, toplamda dört oluyor bu şekilde hem bu sırayı hem bundan sonra birkaç sırayı örelim dörtlü olarak bu ikinci sıramız örelim sonrasında yeniden artış için birlikte olalım elbisemizi ben örmeye devam ettim dörtlü olan gruplarımızı saymaya başlayalım bir 2, 3, 4, 5. 5 sıra dörtlü grubumu ördüm. Şimdi beşli grubumu başlayacağım. Yani beşli gruptan kastımız 5 trabzan, 2 zincir, 5 trabzan. Başlarken e, bu dörtlü de olduğu gibi başlıyoruz. Öncesinde şimdi yaparak gösterelim. Bakın geçişimi yapıyorum. 5 sırada 5'li örelim. Daha sonra 6'ya geçeriz. Bakın geçişler hep aynı olacak. Bir tane zincirimi çektim ilmeğimi kaydırdım. Üzerine 1 2 3 tane zincirimi çektikten sonra 1 2 3. 3 taneyi ördüm. Burası beşli olacaktı. Artacağımız zaman hepsinde bir tane eksik buradan örmüyoruz. Bakınız burada ördüğümüz gibi hep bir tanemiz kalacak. beşi yapmak için ise ilk sırasında her yeni grubun ilk sırasında ortaya 2 örerek başlıyoruz. Ortaya 2. 4'e başlarken de aynısını yapmıştık. Bakınız 3'ten 4'e geçerken de ortaya 2 yapmıştık. Yine bir içten başlamıştık. Sonrasında 2 zincirimi çekiyorum. Tekrar 2 tane trabzanımı örüyorum. 2 trabzanımı tamamladım. Ve başlıyorum. 3. örüyorum. 4 ve 5. Beş. Bakın 5'li gruba bu şekilde geçtik. Bir sonraki sıramızda yine bir tane örmeyi bu kez ortaya bir tane örüyoruz. Her bir yeni başlangıçta sadece iki trabzan ortaya örüyoruz. Şimdi araya bir zincirimi çektim. Bir atlıyorum, ikinciye batıyorum. Bir, iki, üç. Üç trabzanımı ördüm. Beşin ilk sırası olduğu için 2 tane ortaya ördüm toplam 5 trabzan oldu 2 zincir çekiyorum ve 2 tane daha trabzanımı ortaya örüyorum 3 de diğerlerini örüyorum kenardan bir adet kalacak 2 ve 3 5 oldu bakınız. Bir zincir çekip diğer grubumuzda tıpkı buradaki gibi örelim. Bütün 5'in ilk sırasını bitirelim. İkinci sırasında yine birlikte başlayalım. Sonrasında örmeye devam ederiz. Artışlarımı yaptım ve örgümü devam ettirdim. Arasında 3 sıra beyazımı kullandım. 3 sıra tekrar yavru ağzımı ve 1 sırada beyazımı kullandım. Boy yeterli ölçü oldu. Bundan sonrasında artık örmeyeceğim. Şöyle kolumuzun bir tanesini ben başını bir dolayıp çekerek çalıştım. Diğerini de sizlerle birlikte çalışıyorum. Ama elbisemizin artışlarına kol altından sonra bir bakalım sayılarını. 3'ten tam kolumuzu artırdığımız yerde 3 tane trabzan, 2 zincir, 3 trabzan. Altındaki sırada artışımızı yaptık. Bakınız 4 tane trabzan, 2 zincir, 4 trabzan oldu. Ve bu birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, 5. sıra. 5 sıra 4 trabzan, 2 zincir, 4 trabzan olarak ördük. Elbisemizi kol altından şöyle genişlettik. 4, 5 sıra ördükten sonra 4'ü trabzanımızı bir tane artışla 5 trabzan, 2 zincir, 5 trabzana geçtim. Ve ondan sonrasında da herhangi bir artış yapmadım. Elbisemin boyu yeterli ölçü oldu. Zaten yeteri kadar da çok güzel bir açılım ivmesi kazandı. Öyle olunca artışa da gerek olmadı. Tabii daha büyük yaştaki çocuklarımız için öreceksek 6 trabzan, 2 zincir 6 trabzan olarak devam ettirebiliriz. Ben 5 trabzan ördüğümüz yeri bitirene kadar saymak istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 3 3 burası 6 bir beyaz 7 ve bir tane de bir yavru ağız hemen beyazın üzerine 8 sıra 5 trabzan 2 zincir 5 trabzanımızı örerek elbisemizin boyunu e, tamamladım dediğim gibi eğer boy, e, daha büyük yaştaki çocuklarımızı örecek arkadaşlarımız 6 trabzan 2 zincir 6 trabzan olarak artışımızı yapıp birazcık daha örgüsüne devam edebilirler. Şimdi kolumuzun çevresine bakalım kolumuzun çevresine ben bir defa dolayıp tek seferde çektim bir doladım tek seferde çektim ve şu her ikisinin aralığına batmadım trabzan aralıklarına battım bu ortaya iki zincir çektiğim yere ise üç defa battım diğerlerine birer birer arayı atladım ara derken bakınız şöyle her iki trabzan grup arasına batmıyorum ortaya üç tane diğerlerinin Tepelerine birer birer trabzanlarımı ördüm. Şimdi diğer kolumuzu da sizlerle birlikte çalışalım. Beyaz ipimde yine aynı markadaki ipim. Aynı dolgunlukta bakınız. Daha önce kullandığım için bende yarım kalmıştı. Onun için e, rengi ya da barkodu yok. Bari renk numarası ya da barkodu yok. Ama beyaz genelde 0-10 olarak e, bulunuyor piyasada. Ama yine de yanıltmak istemem bakarsınız tam beyazdan alırsınız iyi olur şöyle bakalım tam kol altı olan yerden başlıyorum her ikisinin arasına giriyorum bir tane zincirimi çekmiştim tığımı buraya sabitliyorum ipimi sol tarafa alıyorum tığımın başını bir defa doluyorum şu yanda gelen trabzanımı bulunduğu yere girip tek seferde çekiyorum tekrar bir daha doluyorum aynı yerden bir daha örüyorum tığımın başında doluyorum. bu kez dikey trabzanlar geliyor her ikisinin de tepesine birer birer batıyorum 1 bir ve 2 tığımın başında doluyorum. her iki grup arasına batmıyorum bakınız grup arası örmüyorum direkt trabzanımın tepesine batıyorum grup arası girmiyoruz trabzan örüyoruz bir doladım tek sefer bir doladım ikinci trabzanımı ve üçüncü trabzanımı tek seferde ördüm ortadaki boşluğa geliyorum 3 tane bu iki zincirimin olduğu yere başını dolayıp tek seferde çekme işlemini yapıyorum 3 defa da tamamladım tığımın başını doluyorum trabzanlarımı birer birer üçüne de batıyorum ve grubumu tamamladım grup arası batmıyorum direkt trabzanıma doladım tek seferde çektim İkinciyi doladım tek seferde üü yine dolayıp tek seferde çektim. Zincir arasına 2 zincire geldim. 1, 2 ve 3. 3 tane trabzanım ördüm tek seferde çekip. Trabzanarımın tepesine yine birer birer batıyorum araya geldim. Tıpkı buradaki gibi arayı atlayıp trabzanlarımın üzerine ortaya da 3 tane trabzanımı yani bir dolayıp tek seferde çektiğim trabzanımı örüyorum. Başlangıç yerimize kadar aynı işlemlerimizi tekrar ederek ilerleyelim. Kolumu örmeye devam ettim ve e, tam başladığım noktaya doğru yaklaştım. Yine grup arasına batmıyorum. Trabzanıma batıyorum. Bir defa yanındaki trabzanıma batıyorum ve başlangıç noktama doğru geliyorum. Buradaki yatay haldeki duran trabzanıma bir iki defa batıyorum ve başlangıçtaki bakınız ilk yapmış olduğumuz trabzanımızın hemen yanından şöyle üstten giriyorum ipimi alıp ilmeğimi kaydırıyorum bir zincirimi çekerek ipimi buradan kesiyorum ve kolumun diğerini de aynı şekilde yaparak tamamlıyorum kestiğim ipimi ardını çeviriyorum beyazımın içerisinde yok ediyorum şimdi etek ucunu örelim etek ucumun en son sırasını beyazla örmüştüm yavru ağzıyla son bir kez geçmek istiyorum Arkadan başlayalım. Herhangi bir yerden hiç fark etmez. Şurada iki grup arasında bakınız ilk trabzandan başlıyorum. İki grup arasında batıyorum. Sabitliyorum. Ve bir zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. İkinci trabzana batıp tek seferde çekiyorum. Üçüncü trabzanıma battım. Tek seferde çektim. Dördüncü trabzan. İpimi de bakınız gizledim. 5. tırabzanımı battım. Şimdi ortadaki iki zincirimin bulunduğu noktaya geldim. Burayı 1 2 3 üç tane yaparsanız da yeterli. 4 yaparsanız daha böyle keskin e, dilim oluyor. Dilimi belirtmek isterseniz yani dilimin iyice belli olmasını isterseniz 4 ya da 5 tane yapabilirsiniz. Ben 4 tane yapıyorum. 5 yaptığınızda daha keskin dilimler olacaktır. 4 defa battıktan sonra tekrar trabzanımın üzerine batıyorum birer birer çok sıkmayalım lütfen biraz elimizi rahat tutalım daha güzel olsun son trabzanıma batıyorum diğer trabzanıma geçiyorum hepsini birer birer ortadaki iki zincirin bulunduğu noktadayım 4 defa batıyorum ben 1 2 3 4 yanındaki hemen trabzandan başlıyorum ve bu şekilde bu ortaları 4 defa olarak doldurdum diğer trabzanlarımıza birer birer batıp tek seferde çektik ve sıramızın sonuna kadar aynı işlemlerimizin tekrarını yapalım ve buraya kadar gelelim eteğimizin dilimlerini örerek sona kadar geldim Şimdi en son yere battım. Başlangıçtaki bir zincir çektiğim yerin tepesine gelerek batıyorum. İpimi alıp ilmeğimin arasından geçirip kaydırıyorum ve bir tane de zincirimi çektikten sonra ipimizi kesiyorum ve elbisemin etek bölümünü bu şekilde tamamlamış oluyoruz. İplerimizi her zaman içe çekiyoruz. Son kalan bölümü ise keserek tamamlıyoruz. Şimdi eteğimizi görelim. Eteğimizi şöyle düzelttim. Bakınız dilimleri ne kadar güzel oldu. Buradaki sayıyı ne kadar fazla yaparsak o kadar burası keskinleşecektir. Biz dörder tane doldurduk. 5 de yapabilirsiniz 3 de yapabilirsiniz daha bu kadar belirgin olmasını istemezseniz daha az da çalışabilirsiniz ama böylesi de çok güzel olmakta kollarımızı da bitirdik her ikisini de örerek tamamladık etek ucumuz da bitti şimdi buradaki bölümü ve ben bir de kurdele takmak istiyorum beyaz kurdele bu kurdalimi takmak için ise şuradaki bölümümü kullanmak istiyorum bakın şuradaki V'lerimiz vardı. V'lerimizin içerisine girerek çalışalım. Şuradan başlıyorum. Beylerimi bir tanesini bakın atlayıp birinin içerisinden birinin üzerinden içinden üzerinden geçtiğimiz bölüm zaten arası olmakta. Geçiyorum. arkaya kadar geldim ve iğneme şöyle ipimi taktım. Burada kurdalemi kenardaki bölüme dikiyorum. Çünkü düğmeli olacağı için tamamen yuvarlak değil. Düğümü güzel atmadığım için çıktı. Kurdalemizi buraya güzelce dikelim. Ben ucunu yakmıştım kurdalemin açılmasın diye sizler de yakarak önlemimizi alabilirsiniz. Diğerinde aynı şekilde dikelim. Diğer kurdelemizin diğer yöne geçecek olanı düğümümü atıyorum. İpimi incelttim. Bakınız ipimi iki kat olarak yaptım e, ee, tamamını kullanmadım. Kat olarak açtım. Şöyle görelim. İki kat. Kurdulemi parçalamasın diye. Diğer e, çıkardığım katta ise kaç tane kalmış? Üç tane. Demek ki ipimiz beş katta. Üçünü kalmış. ikisiyle diktim. Şimdi diğer tarafı da aynı şekilde bakın şuradan kestim. Aynı yerden giriyorum. Aynı yerden ya da yanından girelim ki tam şöyle ortalı olsun yandakinden giriyorum bir alttan bir üstten geçiyor. Bakınız birinin altından birinin üzerinden zaten belirli sıkıntı çekmeyeceğinize eminim sonunda da yine bunu da dikelim düğmemi diktim hemen karşılığına ilk trabzanımın bulunduğu noktaya ilik açmak istiyorum Birinciyle ile ikincinin Bakın birinci ile ikinci trabzanıma bağlantı yerine giriyorum. İpimi geçiriyorum. Ve zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Ve başlangıçtaki trabzanımızın tepesine bakınız. Alttan yukarıya doğru geliyorum. Buraya batıyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra şu şekilde kolay basit bir ilik çalışması yapıyorum. İpimi de buradan kesiyorum ve gizliyorum. Düğmemi de tam karşılığına dikmiştim. Beyaz düğme kullandım buradan kurdalemi tamamlayan beyaz düğmemi diktikten sonra karşısına da iliğimi diktim ve şuradaki ipimi de içeri gizledikten sonra elbisem bitmiş oluyor. Evet sevgili arkadaşlar bütün aşamalarını tamamladık ve elbisemiz minik prenseslerimiz için hazır hale geldi. Hepinizin ellerine, emeklerine, yüreklerine sağlık. Elleriniz dert görmesin inşallah. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.